Eğer öfkenden dolayı sürekli suçlanıyorsan doğru videodasın. Aslında öfke çok normal bir duygu. Hepimiz öfkeleniyoruz. Hepimizin öfkelendiği şeyler var hayatta. Farklı farklı şeyler öfkelenebiliyoruz. Ama biri seni sürekli ya sen çok öfkelisin, çok öfkelisin diye suçluyorsa şimdi bu videoda ondan bahsedeceğim. Yüksek ihtimalle hep aynı kişi tarafından suçlanıyorsan farklı farklı konularda da olabilir ama aynı kişi tarafından öfkelisin etiketi yapıştırılıyorsa üstüne o kişi büyük ihtimal sana üstünlük kurmak isteyen bir kişidir. Belki de narsist bir kişidir. Bu kişiyle belki duygusal bir bağ içindesin. Belki bir arkadaşlık ilişkisi içindesin. Belki annen, baban, kardeşin, abin bilmiyorum ama bir kişi sürekli seni her ne konuda olursa olsun suçluyorsa yani öfkelisin diye suçluyorsa ve sonuç olarak konu ne olursa olsun sen haksız çıkıyorsan yani senin öfkenden dolayı bir şeyler olmuş oluyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Şimdi başlığı şöyle koydum aslında. Narsistler neden Öfkeli oldu, öfkelisin diye suçlar. Ee, ama önce öfkelendirir. Hadi biraz ondan bahsedelim. Dediğim gibi bu kişi büyük ihtimalle narsist karakterli bir kişidir. Çünkü bu narsistlerin amacı artık çok iyi biliyorsun ki... ...tek bir amacı var haklı çıkmak. Şimdi bu haklı çıkmak üstünden gidersek... ...konunun onun için hiçbir önemi yok. Konu ne olursa olsun. Yani onun için önemli olan şey... ...seninle yaşadığı şey de haklı çıkmak. Şimdi haklı çıkmak için ne yapacak? Senin aslında hassas noktanı çok iyi bilir. Hassas noktanı yakalar. Şimdi senden senin beklentilerini ondan karşılayamadığını, yani karşılanmadığını, beklentilerinin karşılanmadığını biliyor. Sevgi, saygı, merhamet, hoşgörü, anlayış, değer görmek gibi beklentilerinin karşılanmadığını biliyor. Şimdi bunlar karşılanmadığı için o buradan senin üstüne gelmeye başlar. Bu beklentilerin karşılanmayınca sen ne oluyorsun onu ister istemez zaten öfkeli oluyorsun. O içten içe senin ona karşı olan öfkeni bastırdığını çok iyi bilir. Yani e, narsistlerle yaşayan kişiler zaten biraz benlik saygısı daha düşük, özgüveni daha düşük kişilerdir. Bunu da çok iyi biliyorsun. O da çok iyi biliyor. Hani kendine olan güvenin, kendine olan saygın, kendine olan şefkatin daha düşük olduğu için ona öfkelisin ama bastırıyorsun. Pasif agresif bir durum var burada aslında. Bunu çok iyi bildiği için oradan gitmeye başlar. Ve öfkeli olduğunu bildiğinden dolayı konuda haksız çıkacağını çok iyi bilir. Haksız olduğunu çok iyi bilir. Herhangi bir konu tartışıyorsunuz. Onu neden öyle yaptın? Bunu neden böyle yaptın? Şimdi bu tartışmada senin haks, haklı olduğunu çok iyi bilir. Fakat öfkeli olduğunu da bildiği için seni öfkelendirmeye başlar. Şimdi burası çok önemli. Orada haklı çıkmak için seni öfkelendirmeye başlar. Çünkü sen öfkelendiğinde sen bağırdığında sen bir şey fırlattığında, sen artık bir sinir krizi geçirdiğinde konu tamamen unutulur. Yani senin haklı olduğun konu tamamen unutulur. Ne çıkar ortaya? Yani ne ön plandadır iki kişi arasında geçen şeyde? Senin öfken, senin dağıtıp vurman, kırman, bağırman, ağzından çıkan bir argo kelime ön plandadır. Aa, sen bana bunu dedin ama. Yani tamam ne olursa olsun, kim haklı olursa olsun, kim haksız olursa olsun der. Artık kapandı, sen bana böyle yaptın. O bam teline bastı ve seni gerçekten çok öfkelendirdi. Çünkü haklı çıkmak için. Bunu bile bile yapar. Bu bir manipülasyondur aslında. Şimdi bunu yaptı, sen de bir baktın ki şunu diyorsun kendi kendine. Bir süre sonra ne olursa olsun ben böyle yapmamalıydım. Adam haklı ya da kadın haklı. Yani bana ne derse desin, bana ne yaparsa yapsın ben bu hareketi yapmamalıydım. Aa ben gerçekten öfkeli bir insan mıyım acaba? Galiba öfkeli bir insanım. Baksana kırdım, döktüm, bir şey fırlattım, dağıttım. Bu bir döngüdür ve o kadar çok insan bu döngünün içinde ki sen bir anda kendini öfkeli bir insan olduğuna inandırmaya başlarsın. Çünkü zaten benlik saygın düşüktür. Zaten özgüvenin düşüktür. Narsistler haklı çıkmak için senin öfkeleneceğin konuyu çok iyi bilerek haksız çıkacağını anladığı konularda seni öfkelendirir ki suçlar ki öfkelisin diye suçlar ki bir anda dikkatler oraya çekilsin ve sen Hani bilir kendini suçlayacağını, benlik saygısı düşük bir insan olduğun için kendini suçlamaya başlarsın. Hani bu videoyu izliyorsan büyük ihtimal ilgini çektiyse belki bir narsistle bunu yaşadığın için gelmişsindir diye sen diyorum. Benlik saygını biraz gözden geçir, özgüvenini biraz gözden geçir. Böyle bir şey yaşıyorsan, bir kişi tarafından sürekli böyle bir manipülasyona uğruyorsan kendinin öfkeli olmadığına, aslında beklentilerin karşılanmadığı için belki bu hayatta ne istediğini bilmediğin için belki hayatın anlamını tam olarak kendinle ilgili oturtamadığın için böyle bir insanla berabersin ve bu insan da seni bak böyle çok iyi kullanıyor işte. Aslında sen öfkeli bir insan değilsin. Senin öfke problemin yok. Ama o senin içten içe olan öfkenin neden kaynaklı olduğunu çok iyi bilerek bunu yapar. O yüzden lütfen çok dikkat et. Kendine böyle bir etiket koyma. Ona de ki ben öfkeli değilim aslında. Sen beni öfkelendirdiğin için bunları yapıyorum. Ve bunları yapmakta da haklıyım. Yani insan bazen yıkıp dökmeli, bazen bağırıp çağırmalı. Sürekli böyle bir manipülasyona maruz kalan insan zaten yıkıp döker, zaten bağırır, çağırır. Ama terapiyle belki kendi benlik saygısını kazanırsa, özgüvenini kazanırsa bu döngünün içine de girmekten kurtulur. Bunu da danışanlarımla bu zamana kadar çok çalıştım danışanım var. Onlarla yaşadık. O yüzden narsist kendisinin haklı olduğunu ispatlamak için öfkeli olduğunla suçlar seni. Buna lütfen inanma.